Merhabalar değerli dostlar. 23 Haziran 2021 Çarşamba. Bugün altın üzerine konuşacağım. Uzun zamandır konuşmuyorum. İki tane sebebi var. Birincisi bu konu hakkında zaten yeterince yazıp çizen var. İkincisi de biz ne dersek diyelim inat edip kendi hakkını beğenen çok. Şimdi daha önce birçok kez piyasalar fırsat sunar diye yazmıştık, söylemiştik. Mesela buna kızan çok oluyor. Halbuki 2018'de gramı 250 liradan 200 liraya indiğinde, son bir yılda ise 540 liradan 400 liraya gerilediğinde bu önermemi kanıtlamıştı altın. Ancak yükselirken almayı marifet sananlar fiyatı düşünce nedense hiç değerlendirmiyor. Bunun en önemli sebebi finansal okuryazarlık eksikliği. Şimdi altının gram fiyatının nasıl hesaplandığını hatırlatayım. Ons fiyatı çarpı dolar TL. İşte bu kadar. Ha, buna göre yurt dışında altın yükselirken Türkiye'de dolar TL düşüyorsa gram altının fiyatı ya yerinde sayıyor ya düşebiliyor. Eğer ons fiyatı düşerken dolar TL yükseliyorsa çoğu zaman Türkiye'deki yatırımcılar ki onları genellikle Ayşe teyze diyoruz fazla kaybetmiyorlar hatta kazandıkları bile oluyor. Elbette gram altıncılar için ballı kaymak olan durum hem ons fiyatının hem de dolar TL'nin yükselmesi. Ancak böyle durum hem dünyada hem de Türkiye'de risklerin zirve yaptığını gösterir ki öyle kazancı ben ne yapayım diyen bile olabilir. Neyse. Şu anki durumda Türkiye'de riskler yüksek ancak dünya ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma yaşanıyor. Doların değerlenmeye başlaması da altının üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye'de dolar TL'nin yüksek seyretmesine rağmen gram altının ons fiyatına bağlı olarak 540 liralık zirveden 500 lira gibi daha düşük bir seviyeye gerilemesine şahitlik ediyoruz. Demek ki piyasalar her zaman fırsat sunuyor. Tabii siz yine kızabilirsiniz ben böyle söylediğimde. Şimdi benden tavsiye, teknik analiz uzmanlarının uyardığı seviyelere göre işlem yapın ve tek bir fiyat seviyesinden alım satım yapmayın. Geçen yıl Kasım'da 540 liradan dönen altının bu yıl Şubat ayında 400 liranın altına düşündüğünü hatırlayın. Yani 540 lira nereye, 400 lira nereye? Demek ki düşüyor. Sonra tekrar yükseldiğini, 530 lirayı test edip bugün de 500 lira civarında dolaştığını göz ardı etmeyin lütfen. Demek ki yatırım yaparken bir sistem ya da bir model geliştirilmesi gerekiyor. Sabırlı olmak ve anlık değişimlere göre fikir değiştirmemek. Bundan da önemlisi vedalaşmak gerektiği zaman vedalaşmak, hedef alış fiyatına geldiğinde de tereddüt etmemek gerekiyor. Biz bunların tamamına tecrübe diyoruz. Tecrübe hatalardan ders almayı başaran akıllı insanlarda olur. Kendi hatalarından ders alanlara akıllı, başkalarının hatalarından da ders alanlara çok akıllı diyoruz. Bunu unutmayın. Efendim hepinize hoşça kalın. Yarın buluşmak üzere.